Dan da bir hamam olduğu ifade ediliyor. Süleyman Acar, Evet. Cumhur Bak İttifakı'nın. şimdi orada mesela termal turizmini Süleyman Bey anlatacaktır. En önemli projelerin başında o var. Başkanımızın da bahsettiği gibi tabii Kızılcahamam Ankara'nın, Türkiye'nin termal cenneti ve burada da bizim yapacağımız termal, sağlık, kültür turizmi ile ilgili yatırımlarımız var. Evet. Bunlardan en önemlisi de bizim için, ondan bahsedeyim ben kısaca. 1941 yılından beri hizmet veren Büyük Kaplıca olarak bilinen bir hamamımız var. İnşallah Rabbimizin verirse 1 Nisan'dan itibaren bununla ilgili çalışmalarımıza başlayacağız. Orayı konaklamalı olarak hem sağlık turizmini katkıya sağlayacak hem termal turizme katkı sağlayacak şekilde büyük şehrimizin destekleriyle yapacağız. Dolayısıyla biz bu yatırımları yaptığımız zaman istihdamı artırarak işsizlikle de mücadele etmiş olacağız. Özellikle turizmle canlandırmayı düşünüyorsunuz o bölgeyi. Adında Kızılcahamam var. Evet. Bakalım neler olacak. Yani şimdi o kadar güzel sular var ki sadece Kızılcahamam'da değil birkaç ilçemizde daha var. Burada biz bu termal turizmini geliştirirsek eğer insanlar Anadolu'daki insanlar buraya kolayca gelecekler. Şimdi bir iki şehrimiz var. Onlar önde ve revaçta gibi gözüküyor. Tabii ki gitsinler. Onlarla biz asla rekabet içinde olmayız ama biz kendi değerimizi açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Kızılcahamam adı üzerinde. Hamamlar kenti zaten. Bunun yapılması o ilçeye her gün birkaç bin tane hamamdan istifade etmek isteyen, termalden istifade etmek isteyen insanın gelmesine sebebiyet verecek. İnsanlar tabii ki biraz otelde duracaklar ama sıkılıyorlar. Ne yapacaklar biraz sonra? Çarşının içine çıkacaklar. Orada yiyip içecekler, hediyelik eşya alacaklar, gezecekler, el ürünleri, hanımlarımızın yaptıkları satış standlarının da ortaya çıkacak. Bunlar herhalde Kızılcahamam'ı en öne çıkaracak projeler olarak görüyorum Birçok ben. başlık var. Kıbrıs Kanyonu'nu ifade ettiniz. Şimdi Keçiören'e gidiyoruz.